Selamünaleyküm, iyi günler efendim. Yangen Analitik Psikoloji Tarot kartları ile ilgili birinci bölüme başladım. Gördüğünüz amblem, simboller Yangen Psikoloji'de rüya terapide kullanılan bir semboldür. İki tane hilal var. Ortada Davut yıldızı var. Rayda içine alınmış. Türkler de asırlar boyu bu yıldızı kullandılar bayraklarında, sembollerinde. Yani sadece Yahudilere ait bir sembol değildir. 4000 yıllık geçmişi vardır. Babil İmparatorluğu'na kadar gider. Dolayısıyla Babil İmparatorluğu'nda 4000 sene önce ne oldu? Önce onu anlatmamız gerekiyor. Tabii nasıl anlatacağız? Gördüğünüz gibi tarot kartlarımız var. Tarot kartlarıyla birer birer size şu anda Süfyan Erdoğan ve Kabala rejiminin hangi sistemi kullandığını anlatacağım. Ve şahısları tanıyacaksınız bu sembol kartlardan. Asırlar boyu değişmeyen bir sistemdir. Şeytan Krallığı. Bu Şeytan Krallığı'nın isimleri, seçtiği isimler, semboller kartlarda vardır. Bunu çingeneler kullanıyor, büyücülük için, fortune teller işi konusunda kullanıyor. Bu tarot sisteminin çeşitleri var. Siz şeytan krallığının sembollerini ve isimlerini tanıdıktan sonra ben size hermetik, yani Hazreti İdris Hermes deniyor. Onları tanıtacağım. Şu anda değil. Önce şeytan krallığını tanıyalım. Hazreti İdris, Hazreti İlyas, Hazreti Üzeyir gelecek tabi. Lord of the Ring filminde seyrettiniz zaten bu fantaziyi. Fantazi değildi. Yaşanmış bir gerçekti. Bu yaşanmış gerçeğin sembolleri 4000 senedir bu kara tatlarına geçirildi ve tekrarlanarak devam ediyor. Tarih tekerrürden ibarettir. Ve tabi tekerrür ettiği zaman da şeytan krallığı yıkılıyor. Nifak çevirenler yıkılacak elbet. Ancak şu anda henüz bu tiyatro devam ediyor. Benim amacım da bu tiyatroyu size anlatmak. Değişik yöntemler kullandığımın farkındasınız. Derin terapide, rüya terapide kullandığım bir sistemdir bu. İnsanların rüyaları çok şey anlatır. Bu gördüğünüz kartları teker teker tanıtacağım. Ve tanıtırken de elbette bu semboller neyi anlatıyor, kimleri anlatıyor, İzah edeceğim. Bunu izah etmek için önce tarot kartları nedir, bir tanıtım yapalım değil mi? Çünkü 23 Eylül'de nifakçılar düğmeye basıp bütün dünya savaşı çıkardığında, milyara yakın insan öldüğünde niye öldü diye sormayın. Süfyan Erdoğan anlaşma yapmaya gitti Amerika'ya. Bu nifak düğmesine basılalı uzun zaman oldu. 2011 yılında bu nifakı durdurmaya çalıştık. Kimlerin yaptığını biliyoruz tabii. Kimler yapıyor? New York Hahamlar Konseyi'nde görüşen Erdoğan niye görüşüyor sanıyorsunuz? Neden hala kiralı duruyor? Bunca hırsızlığa, bunca teröristliğe, bunca zulme rağmen. Kim ayakta tutuyor? Oy veren seçmenleri değil. Sahte seçim yapıyor zaten 2 yıldır. Cumhurbaşkanı da değil. 2011'de ne olmuştu? Önce kısa bir izah edeyim değil mi? Rockefeller ve Rothschild aileleri aslında rekabet etmezler. Oppenheimer da Afrika'yı sömürür. Bu 3 tane ana aile Müslümanlarla diyalog yapmaya karar verdiler 2015 senesinde. Bayram değil, seyran değil. Enişten beri niye öttü derler ya. Allah Allah dedim ya. Yahudiler çoktan da diyalog yapmıyor. Kendileri çok güçlü hissediyorlar. Ve Müslümanların organize ettiği eventlere gelmiyorlar. Rabay göndermiyorlar.
tabii işlerinde iyi olanlar da var ama azınlık, çoğunluk Yahudi Kongresi'ne bağlı ve yöneten zenginler belli. Parayı kim verirse tüdüğü o çalıyor. Rockefeller ne istiyor? Rockefeller diyalog kurumumuzda Toronto'da bir e-mail attı. Dedi ki Kanada'dan bir kişiyi seçeceğiz. Paris'te bir toplantı yapıyoruz. Toplantıda dünyada 15 tane çok zeki insanı bir araya getireceğiz. Paris'te. 2011'in Temmuz'unda. Sizden birini seçmek istiyoruz. Bu nedenle e-mail atmışlar. Allah Allah. İlginç. Bizim Diyalog Bakanı Ahmet kardeş dedi ki Faruk bunlara bir e-mail yaz. Ne yazayım dedim. Biz tabii pozitif insanlarız. İyi niyetliyiz. Bunlarla diyalog kurmak tehlikeli. Rockefeller, Rothschild. No kidding. Diplomatik bir e-mail yaz dedi. Ben diplomasi muhabirim ya. Aynı zamanda. Ne yazayım dedim. Senin dedi Yahudi Müslüman diyalog ile ilgili bir projem var dedi. Projeyi gönder dedi. Bakalım projeyi beğenecekler mi? Bunlar samimiler mi yoksa çakallık mı yapıyorlar? Ben de her türlü proje yapımdır efendim. Yahudi Müslüman diyalog projesini de ben yazdım. Ama daha işleme koymamıştık. Yeni yazmıştık. Adamlar hemen anlamışlar yani. Projemiz olduğunu da biliyorlar. Çok zekiler yani. Çok iyi takip ediyorlar. Projeyi gönderdik topluyor. Hemen ertesi gün döndüler. Hemen. Adamlar zaten bizi seçmişler. Fakat biz acaba katılmak istiyor muyuz bunların Paris toplantısına? Benle Skype'den konferans yapmak istediler. Ahmet Bey görüş dedi. Bana dedim, sen git bir Hoca Efendi'ye sor bakalım. Benim bildiğim Hoca Efendi izin vermez. Bunların toplantısına biz katılamayız. Ahmet Bey Amerika yoluna giderken bir gün sonra gelecek. Adamlar bana randevu vermişler. Bunları oyalamam lazım. Skype'den bağlandılar. Paris, New York, Kaliforniya ve Toronto. Karas nasıl? Süper değil mi? Ben de interview yapıyorlar, mülakat yapıyorlar güya. Yazdığım projeyi soruyorlar. Yahudi ve Müslüman diyalog projesinde 6 tane ana madde var. 6 tane etkinlik var. Bunlar bizim 15 yıldır tecrübelerimizde bir yere getirdiğimiz, Hristiyanlarla yaptığımız diyalogda başarıya ulaşmış itemler, maddeler, etkinlikler. Bunları Yahudilere uygulayacağız, implication yapacağız. Tabii proje aslında çok farklı değil. Sadece çok küçük adjustment'lar var. Ben anlatıyorum tabii projeyi bildiğim için. Teker teker anlatıyorum. Yahudi kardeşlerimiz Müslüman komşularıyla tanışsınlar. Evlerine gitsinler, yemeğe çağırsınlar. Meet your neighbor. Komşuna tokat atma. Komşundan nefret etme. Komşunu sev. Aç açabildiğin kadar kucağını diyoruz. Proje güzel. İnsanlar arasında köprüler ve diyaloglar diyor. Bizim projelerimiz çok güzeldir. İnsanlık içerir. Sevgi ve aşk içerir. Kim olursa olsun hayır diyemez. 6 tane program var. Hepsi süper tabi. Genius. Intelligent. Adamlar Kaliforniya, Paris, New York konuşuyoruz. Adamlar tabi soruyorlar. Bu projeyi biz satın almak istiyoruz. Bizim satılık değil. Bizim projelerimiz satılık değil. Eğer diyalog yapmak istiyorsanız buyurun gelin yapalım. Biz hayır demiyoruz. Ancak bizim hizmet bağımsız. Hiç kimseye proje satmıyoruz. İştirak etmek istiyorsanız buyurun girin. Yaklaşık 2 saat konuşmuşuz. Tabii karşılarında Sufi var. Diplomasi de bilir. Ahmet Bey ertesi gün geldi.
Ya hoca efendi dedi, kabul etmedi. Adamlar tehlikeli adamlar. Bu toplantıya Faruk gitmesin. Paris toplantısına gitmeyeceğiz ama adamları nasıl ikna edeceğiz? Dedim adamları ben zor ikna ettim. Yani işi yokuşa sürdüm. İpe onu serdim. Ama adamların niyeti bizi çağırmak. Sen de diplomatik olarak red cevabı yaz. Fazla kırıcı, incitici olma. Ben tabii incitmem yani kimse. Cevap yazdım. Gelmiyoruz. Biz gelmeyince tabii bunlar toplantı yapmayacak mı? Yaptılar. 2011 toplantısına Müslümanlardan biz gitmeyince Suudi Arabistan'dan Suudi kökenli birini çağırmışlar ve kralla, Suudi kralıyla işbirliği yapmışlar ve diyalog vakfı kurmuşlar. Bizi takdir ediyorlar. Kopya çekiyorsunuz. Avusturya'da diyalog vakfını kurmuşlar ve tabi çalıştırmak için adama ihtiyaçları var. Ne yapmışlar? Araya araya Kanada'dan bir adam bulalım, genel sekreter olsun diye benim hocam Paul Freston'a e-mail atmışlar. Salaklar. Faruk Aslan orada da var. Paul Freston bana sordu, bu adamlar ne yapmak istiyor diye. Gösterdi şeyi. Dedim bir genç öğrencilerden bir tane kızı gönderelim dedim. Bakalım ne yapıyor bu adamlar. Sınıftan birini seçtik. Master yapanlardan. Master'ı bitiriyordu. Gönderdik. O da dedi gitmeden önce görüş dedi bu kızla. Faruk dedi iyi bilgi ver. Adam kızı şeytanların kucağına gönderiyorsun. Ne yapalım? Ne yapıyor? Öğrenmek lazım bu adamlar. Kanadalı kız, tam Kanadalı. Ne yapacağım ben orada dedi. Dedim, diyalog yapacaksın. Kim bunlar dedi. Kısa bilgi verdim. Para da Suudi Arabistan'dan geliyor dedim. Vehhabilerden geliyor. Yahudiler diyalog yapmak istiyormuş lan. Neyse tabii. Kurmuşlar ama benim hoca dalga geçiyor Paul Frest. Önce diyor Suudiler diyor. Kadınlara diyor. Araba kullanma hakkı versinler. Ayrımcılığı bıraksınlar. Gender discrimination. İnsanlık öğrensinler. Ondan sonra diyalog yapsınlar. Bizim onlardan alacak hiçbir şeyimiz yok dedi. Yani Paul Freston dünyada din ve politika konusunda uzman efendi. Evet 40 yıldır. Uzman. Biliyor. Herkesi tanıyor. Kendisi Kanadalı, Brezilyalı ve Portekizlidir. Üç ülkede vatandaşlığı var. 6 ay Kanada'da eğitim veriyor. Doktora master öğrencilerine. 6 ay da Brezilya'da ders veriyor. Portekizce anlatıyor Brezilya'da. Kanada'da İngilizce anlatıyor tabii. Şaşırıyor musunuz? Şaşırmayın. Ben bunları size anlatacaktım şimdi. Jung'un psikoloji. Carl Jung benim uzmanlık alanım tabii. Bütün kitapları okuyoruz. Bu psikoloji nasıl çalışıyor? Anlatalım efendim, anlatalım. Gördüğünüz kart, görüyor musunuz? The High Priest. Baş rahip. Erdoğan'ın baş rahibi kim? Bildiniz. Bingo. Hayrettin Karaman. Fetva veriyor. Ama bu kadına benziyor. Elinde de gül var ama öyle aşk maşk yok bunda. Fetva verip insanları öldürecek. Evet, katliam yaptıracak, soykırım yaptıracak. Böyle bir şeytan rahip. Evet, geçelim. Bu kartta kim var? The Magician, büyücü. Erdoğan'ın büyücüsü kim? Tabii ki kara büyüyere geçilmiş, kabalayı kullanan Ferisi Yahudileri. Hahamlar Konseyi. Efendim, çok önemli. Erdoğan bu nedenle Cinciler Konseyi kurduğu Diyanet'te dünyanın en büyük cincilerini, büyücülerini, kainleri topladı. Konsey yönetiyor. Dolayısıyla büyücüsü var. Bütün diktatörlerin kainleri, büyücüleri bulunur efendim. Evet. Bu ne? Fool. Salak. Yani fool demek, salak demek.
Bunlar AK Partiler oluyor. Yani AK Parti'ye oy verenlerin hepsi salak. Şapkayı takınca, gül eline alınca salaklıktan geçmiyor yani. Salaklık devam ediyor. Hala vazgeçiremedik. Salak olmayın efendim. Evet. The Hermit var. Kim bu The Hermit biliyor musunuz? Bakın şöyle. İyi bakın. Bu İbrahim Kalın. İbrahim Kalın çok zeki. Ve ne yapıyor? Süfyan Erdoğan'a hamallık yapıyor. Bu hamam.